kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Kabile Devleti Suriname'ı tanıtmaya çalışacağız. Kabile Devleti Suriname. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Güney Amerika'nın en küçük ülkesi, resmi adıyla Suriname Cumhuriyeti. 165 bin kilometre karelik yüz ölçümü ile Güney Amerika'nın en küçük ülkesi olsa da aslında Türkiye'nin yüz ölçümünün 1/4 kadardır. Yaklaşık nüfusu 566 bin olan ülkenin en yüksek nüfusa sahip kenti ise başkent Paramaribo'dur. Suriname topraklarının bilinen ilk yerleşimcileri Arawak ve Carib kabileleri başta olmak üzere binlerce yıl önce bölgeye gelen Kızılderili kabileleridir. Ancak Suriname tarihine ilişkin veriler daha çok 17. yüzyılda Hollanda hakimiyetine girmeden önce 16. yüzyılda Avrupa kuvvetlerinin bölgeyi keşfetmesiyle başlamıştır. Suriname bu tarihten itibaren 3 asır boyunca bir Hollanda sömürgesi olarak kalmıştır. Sömürge yönetimi boyunca özellikle kahve ve şeker kamışı üretimi için kullanılan Suriname, Hollanda'nın zenginleşme sürecinin önemli kaynaklarından biri olmuştur. 1922 yılında doğrudan Hollanda Krallığı'na bağlı bir deniz aşırı eyalet statüsüne, 1954 yılında ise Hollanda Guyanası adıyla iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Hollanda'ya bağlı özel bir yapıya dönüştürülmüştür. 1975'te Suriname, Hollanda Krallığı'ndan ayrılıp bağımsızlık statüsü kazanmıştır. Bağımsızlık sonrası süreçte de uzun yıllar darbeler, siyasi kaoslar ve askeri yönetimlerle karşı karşıya kalmıştır. 80'li yıllarda yaşanan askeri darbe, siyasi kaos ve iç savaşlar ülkenin bugün hala devam etmekte olan kronik sorunlarına zemin hazırlayan en önemli unsurları olmuştur. Bağımsızlığını kazanmış olsa da yine de Hollanda ile ekonomik, diplomatik ve kültürel bağlarını sürdürmüştür. Her ne kadar birkaç yüzyıldır Avrupa sömürgesi altında olsa da Suriname kültürel olarak Karayip ülkesi olarak kabul edilmektedir. Suriname gerek etnik, gerek dini, gerek kültürel açıdan dünyadaki en parçalı yapılardan birine sahiptir. Sömürge döneminde ülkeye önce Afrika'dan, ardından Hindistan, Çin, Güneydoğu Asya coğrafyasından getirilen köle ve zorunlu işçiler, ülkeye yerleşik bulunan farklı etnik yapılara mensup yerlilerin de eklenmesiyle oldukça parçalı bir yapı oluşturmuştur. Nüfusun etnik dağılımı ise %27 Hintliler, %18 Kreoler, %15 Javalılar, %15 Marunlar, %13 Melezler, %4 Yerli Kızılderililer, %2 Çinliler ve %1 Avrupalılardır. Bunca etnik köken ile beraber çok sayıda dinsel gruplar da vardır. Bunlar %48 Hristiyan, %27 Hindu, %20 Müslüman ve %5 Animist dinine tabidir. Tüm bu farklılıklara rağmen devletin dili Flemenkçe olsa da yerel halk tarafından İngilizce başta olmak üzere Kreolce dili ve sıradan yerli dilleri geniş ölçüde kullanılmaktadır. Suriname ekonomisi büyük oranda altın ve petrol ihracatına dayalıdır. Ülke 6000 dolar civarındaki kişi başı gelirle dünya sıralamasında ilk 100 ülke içerisinde yer almayı başarmışsa da yüksek yoksulluk, işsizlik ve enflasyon oranları ile mücadele etmekte olan bir ülkedir. Sömürge döneminden bu yana devam eden uygulamalar, dışa bağımlı ekonomi, dış müdahaleler, yetersiz altyapı gibi nedenlerle Suriname ekonomisi zenginliklerini halkının refahı için yeterli düzeyde kullanamamaktadır. En önemli gelir kaynağı madenler olup, ülke yeraltı kaynakları açısından oldukça zengindir. Başlıca madenler altın, petrol, boksit, alüminyum, platin, bakır, kaolin ve nikeldir.
Ayrıca ormancılık, denizcilik ve zengin su kaynakları sebebiyle hidroelektrik enerji bakımından da büyük bir potansiyeli vardır. Nitekim orman ürünleri ve deniz canlıları Surinam halkı için önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Ülkede tarıma elverişli araziler sınırlı olmakla birlikte şeker kamışı, muz, tropikal meyveler, pirinç ve kahve yetiştiriciliği açısından verimlidir. Tüm bu ticari faaliyetlere rağmen dış ticarette yıllık hacim 3 ila 4 milyar dolar civarında seyretmektedir. Ülkenin dış ticaretteki en önemli partnerleri ihracatta İsviçre, Hong Kong, ABD ve Hollanda'dır. Diğer önemli partnerleri ise Çin, Belçika, Guyana, Trinidad Tobago ve Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Para birimi Surinam doları Türk lirasına oranla şöyle söyleyebiliriz. 100 Surinam doları yaklaşık olarak 52 TL'ye denk gelmektedir. Türkiye ile Surinam arasındaki ticari ilişkiler ise oldukça sembolik düzeydedir. Coğrafi uzaklık başta olmak üzere çeşitli gerekçelerle yakın zamana kadar oldukça sınırlı düzeyde kalmıştır. Özellikle Surinam'ın Güney Amerika kıtasının en yüksek Müslüman nüfus oranına sahip ülkesi olması, Türkiye'nin bu ülkeye olan ilgisini bir kat daha artırmaktadır. Surinam'ın İslamiyet'le ilk tanışması sömürge döneminde Hollanda tarafından bölgeye çalıştırılmak üzere Batı Afrika ve Güney Asya'dan getirilen zorunlu işçilerle ülkedeki Müslümanların nüfusu oluşmuştur. Surinam'daki Müslümanların büyük bir kısmı Sünnidir ve ülkenin dört bir yanına yayılmış 200'den fazla cami bulunmaktadır. Kamu kurumları ve bağımsız sivil toplu kuruluşlar aracılığıyla sürdürülen yardım ve kalkınma projeleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine pozitif katkı sağlamaktadır. İki ülkenin de henüz büyük elçilik düzeyinde temsilcilikleri bulunmayıp, Surinam'ın Ankara'da, Türkiye'nin ise Paramaribo'da bir fahri konsolosluğu bulunmaktadır. İki ülke arasındaki ilk üst düzey ziyaret, 2018 yılında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Surinam'ı ziyaretinde mevkidaşı Polak Behl ve Surinam Devlet Başkanı Delona Butters ile görüşmüştür. Ziyarette karşılıklı vize muafiyetinin yanı sıra kültürel ve diplomatik işbirliği konularında anlaşmalar için mutabakat imzalanmıştır. Ekonomik ve diplomatik ilişkilerin yetersiz kalmasında, coğrafi uzaklıktan kaynaklanan ulaşımla ilgili gerekçelerin yanı sıra, Surinam'ın 600 bin kişilik oldukça sınırlı sayılabilecek nüfusunun da etkisi bulunmaktadır. İki ülke arasındaki yıllık ticaret hacmi en yüksek seviyesine 16.9 milyon dolarla 2015 yılında ulaşmış, 2017 yılında ise bu rakam 12.6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İki ülke arasındaki ticaret hacminin tamamına yakını Türkiye'den Surinam'a ihracat olup, başlıca ihracat kalemlerimiz plastik malzeme, çimento, demir çelik, hazır gıda ve temizlik malzemeleridir. Buna mukabil Surinam'dan ithal edilen başlıca ürün kerestedir. Surinam milli futbol takımının komşuları Brezilya, Uruguay ve Arjantin kadar başarılı olamamasının nedeni de ülke toprakları kadar futbolcularının da sömürge etkisinde kalmasıdır. Efsane Hollanda'nın efsane isimlerinden Frein Rijkaard, Hollanda futbolunun altın çağlarından birinin baş aktörlerinden olan Ruud Gullit, futbol dünyasına kendine has tarzıyla efsane olan isimlerden biri de Edgar Davids. Hollanda ve dünya futboluna damga vuran isimlerden Clarence Seedorf, Hollanda'nın çıkardığı efsane forvetlerinden birisi olan Patrick Kluivert, uzun yıllardır Türkiye'de top koşturan Rein Donk, Fenerbahçe ve Beşiktaş için top koşturan Jermaine Lens, geçtiğimiz yıllarda Başakşehir'de forma giyen Hollandalı Elia, Galatasaray formasını bir dönem terleten Nigel de Jong ve Ryan Babel, yine bir dönem Türkiye'de oynayan bir isim.
Real Madrid forması giyip ülkemizde Kayseri Erciyesspor için ter döken Drenthe, bir dönem Kayseri Spor'da top koşturan Diego Bisses var. Hatta milli takım pampına çağrılan annesi Surinamlı, babası Türk olan Erol Erdal Alkan bu futbolcular arasında yer almaktadır. Natural and Travel seyyah ekibi olarak her pazartesi dünyanın farklı bir köşesine yolculuk yapacağız. Gezi ve tanıtımlarımızın devam etmesi ve kendimizi geliştirmemiz için kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kaybolmayı ve yeni yollar keşfetmeyi sevenlerin gizli hazinesi Surinam. Gelecek hafta Hint Okyanusu'nun turkuaz başkenti Maldivler'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu olmak için yaşa, mutlu et, mutlu ol.